Hakkımdaki varsayımlarınızı okuyacağım. Yani şöyle yazdım. Bir hikaye paylaştım ve benim hakkımdaki varsayımlarını sizce ben nasıl bilirsiyim? Sizce ben dedim ve boşluğu doldurun dedim bu şekilde. Ve gelen varsayımları okuyacağım arkadaşlar. İlk olarak sırayla okumayacağım. İşime gelenleri okuyacağım. İşime gelmeyenleri okumayacağım. Ve şimdi tatlı ve şekersin demiş. Yani biraz yani ya of. Tatlı ve şekersin demiş. Teşekkür ederim. Beni öyle bulduğun için çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tatlısın aslında demiş birisi. Çok güzel, çok tatlı, çok şeker ve sevimli, ömür uzatır gibisin demiş. Yani eğlenceli olduğum için, yaşam enerjim fazla olduğu için insanın ömrünü uzatırsın falan diyorlar. Çok teşekkür ederim bu iltifatınız için arkadaşlar. Tamam bunu okumuştum neyse. Deli dolu demiş. Teşekkür ederim. Şeker mi şeker falan diye iltifat etmişler. Sağ olun. Dehşet dost canlısı. Ama ben buna katılmıyorum. Çünkü pek arkadaşım yok. Yani arkadaşlarım yok. Hiç kız arkadaşım yok. Belki olsaydı yani cana yakın olabilirdim ama benimle konuşmuyorlar yani. Pek arkadaşım yok maalesef yok yani. Yapacak bir şey yok. Ama olsaydı yani cana yakın olurdum. Konuşurduk, sohbet ederdik. İyi anlaşabilirdik. Velesi demiş ki kendi çapında mutlu olmaya çalışan fakat gram beyni almayan insanların eleştirisine maruz kalan birisin demiş. Maalesef bu şekilde yani kendi çapımda mutlu olmaya çalışıyorum, eğlenmeye çalışıyorum, video içeriği üretmeye çalışıyorum. Video çekiyorum, enerjiyim, mutluyum ve ilk burada bana hakaret ettiğini falan düşündüm. Yani gram beyni almayan diye bana dediğini sandım ama o insanlara demişsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seviliyorsun. Muhteşem birisin demiş. Bunu diğer insanlar beni tanımıyor. Ama böyle hikayeme falan bakıyorlar. Enerjiyim, mutluyum. Böyle kendim çapımda mizah yapmaya falan çalışıyorum. Komik espriler falan. Şöyle biraz fotoğraf falan atıyorum, çekiliyorum. Bunlara bakarak da muhteşem birisin demiş. Teşekkür ederim iltifatınız için. Güzel birisi ama kendini çok egolu biri sanıyorsun çünkü mesaja cevap vermiyorsun demiş. Yani ben şimdi de mesaja cevap vermedim diye egolu yaptınız beni ya. Var ya size yazıklar olmasın yani. Ya mesaj ben o kadar mesaj geliyor ki yani hepsine cevap veremem kusura bakmayın. Ama egolu değilim. Sağ olun arkadaşlar birisi delisin demiş. Değilim. Her insanın bence böyle delilik değildi yani psikolojik sorunlara bence insanlar deli diyorlar. Yani böyle psikolojik sorun olan ve her insanın psikolojik sorun vardır bu insanlara deli diyorlar. Bence onlar deli denmeyi hak etmiyor. Deli olduğumu düşünmüyorum. Bu şekilde. Kendin olmayı becerebilen demiş birisi. Yani bence İnsan kendisi özgüvenli olmalı. Yani kendisine güvenmeli. Ve kendisi nasıl rahat ediyorsa o şekilde yapmalı, kimseyi takmamalı. Bir daha devamını söyleyeceğim. Kendini almayı becerebilen demişsin. Yani herkes kendisi için yaşıyor sonuçta. Yani ben burada başka birisi benim hayatımı yaşamıyor veya ben başka birisinin hayatını yaşamıyorum. Ve dünyaya bir defa geliyoruz. Bir daha gelmeyeceğiz. Bunun için ben
böyle insanları gözlemeyi seviyorum. Sen TikTok çekiyorum, ders çekiyorum, her türlü yayın yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Son bu şekilde. Siz de ne konuda mutluysanız, ne yapmasını seviyorsunuz onu o konuda yapın. Mesela evde dikiş dikiyorum. Çünkü dikiş dikmesine çok heveslendim. Video izliyorum dikiş konusunda. Hani çünkü dikiş konusunda yani kendimi geliştirebileceğim videolar izliyorum. Ya bu şekilde siz de kendinize bir hobi bulun ve onu geliştirin. O zaman siz de kendinizsinizdir yani. Kendiniz anlayıp becerebilirsiniz. Sonra acıma. Çok iyi insansın ve fotojenik, tasarımcı. Moda yolunda sana başarılar diliyorum demişsin. Başarılı dilediğin için sana teşekkür ederim. Umarım başarılı olurum. Umarım iyi bir iş de bulurum. Ve umarım korona da biter ve ben de sağlıklı bir şekilde işime devam ederim. Yani evden virüs getireceğim işte annem. Yani virüs bulaştıracağım korkusu almadan çalışırım yani. Teşekkür ederim sana. Fotojenik demişsin ayrıca. Ona da cevap vereyim dedim. Aynen fotojenik çıkıyorum fotoğraflarda. Poz vermesini bildiğim için midir artık? Güzel olduğum için midir? Bilemiyorum ama güzel çıkıyorum. Teşekkür ederim bana fotojenik dediğin için. Ponçik. Herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun ama karşılığını almıyorsun. Aga üzülüyorlar değil mi seni? Olmadı. Ponçik herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun ama karşılığını almıyorsun. Aga üzüyorlar değil mi demiş. Maalesef. Yani arkadaşlar yani herkes mutlu etmeye değildi yani. Kendim mutlu olmaya çalışıyorum. Ve insanları da üzmemeye, kırmamaya çalışıyorum. Karşılığında da kazık yiyen gene ben oluyorum maalesef. Yani beni ya böyle arkadaşlıktan siliyorlar ya kandırıyorlar ya aldatıyorlar maalesef bu şekilde oluyor. Yani ya kendiniz mutlu edeceksiniz, başkalarını kıracaksınız. Ya da başkalarını kırmayacaksınız, kendiniz paramparça olacaksınız demeye çalıştım. Ay arkadaşlar çok soru gelmiş yahu. Birisi benim nereden gördüyse beni tanımıyor. Hiçbir yerde de görmedi. Tamam fotoğraflarımdan tatlı olduğumu, sevimli olduğumu, güzel çıktığımı görebilirsin. Ama fesat olduğumu nereden çıkartıyorsun acaba? Fesat ama tatlı demiş bana. Fesat değilim. Fesat bence insanlar, fesat dediğim insan kötü düşüncesi olan insandır. Yani fesat demek bence böyle insanlar hep böyle başkaları hakkında kötü şeyler düşünürse böyle hep fesat hani fesat diyoruz ya fesat bu çok kadın falan fesat. Yani fesat işte kötü düşünen insanlar ama ben çok iyimserim biraz da safım biraz iyi kalpliyim yani fesat olduğumu düşünmüyorum. Ay arkadaşlar bilmem kaçıncı video hepsini birleştireceğim ve umarım beğenirsiniz. Ben daha önce çok kız tanıdım ama senin kadar tatlı, senin kadar hayattan zevk alan görmedim demiş. Zaten teşekkür ederim. Önceki kırptığım, birleştirdiğim videolarda da yani bundan önceki söylediğim videolarda da söylediğim üzere bu senin hayatın, sen kendi hayatını yaşıyorsun. Kendin hayattan zevk almaya bak. Yüreği, kalbi temiz. Ama bir o kadar da çılgın birisin demiş. Yani çılgınım biraz. Ne bileyim düğünlerde dans etmesini seviyorum. Sonra video çekiyorum, fotoğraf çekiyorum. TikTok'ta dans ediyorum, yayın yapıyorum. Böyle enerjiyim, mutluyum. Bu konuda çılgınım, evet. Kalbim de temiz, birazcık safım. Ama iyi kalplilik konusunda safım yani. Bu şekilde. Yalnız takılmayı seven, kendi dünyasında takılan ama çok sevilen birisin demiş. Teşekkür ederim. Yani iltifat etmemişsin. Benim hakkımdaki düşünceni söylemişsin ama gene de benim hakkımda iyi düşündüğün için sana çok teşekkür ederim. Yalnız takılmayı seviyorum ama bir o kadar da korkuyorum. Yani pek yalnız, aynen genelde yalnız takılıyorum ama korkuyorum yani evde yalnız kalınca falan. Seviliyorum biraz yani seviliyorum. Küçükken falan çok dalga geçirdi falan. Yani küçükken pek güzel geçmedi okul hayatım ama şu anda sevildiğimi düşünüyorum. Umarım seviliyorumdur. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. 4 saatte falan bu kadar şey gelmiş. Belki 24 saat bekleseydim
Ve sabretseydim daha fazla kişi soru sorabilirdi ama ben hemen çekmek, hemen montajlamak istedim. Siz de acele etseydiniz ne yapıyordum? Değil mi yani? 1701 kişi falan görmüştü 4 saat işte. Umarım beğendiğiniz bir video olur bebekler. Sizleri seviyorum. Mucuk mucuk öpüyorum. Sevgimi veriyorum. Siz beni anladınız. Bay bay.